Emekliler açlık sınırı altında yaşıyor ve karınlarını doyurmak için çalışmak zorundalar. CHP Edirne Milletvekili Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu, çalışmak zorunda olan 65 yaş üstü emekli vatandaşların durumunu TBMM gündemine getirdi. Doçent Doktor Gaytancıoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada çalışan 65 yaş üstü emekli vatandaşların pandemi sürecinde sokağa çıkamadıkları için işlerine gidemediklerini ve geçimlerini sağlayamadıklarını belirtti. Sayın Gaytancıoğlu, teşekkür ederim Sayın Başkan. Emekli olan birçok yurttaşımız AKP'nin dünyayı kıskandıran ekonomi politikaları sayesinde çalışmak zorundadır. Bu yurttaşlarımız pandemi süresince sokağa çıkamamış, dolayısıyla çalışamamışlardır. Çoğu iş yerlerinden ücretsiz izinli sayılmışlardır. Çalıştıkları için emekli aylıklarından kesinti yapılan yurttaşlarımıza devlet tarafından kısa çalışma ödeneği gibi bir ödeme de yapılmamıştır. Doçent Doktor Gaytancıoğlu, çalışmak zorunda olan birçoğu 65 yaş üstü vatandaşlara hak ettikleri desteklerin verilmesi gerektiğini belirtti. Gaytancıoğlu, çalışan emekli vatandaşların çalışıyor göründükleri için yapılan sosyal güvenlik kesintilerinin sonlandırılması, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaları için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı. Emeğiyle çalışan, çalışmak zorunda olan birçoğu 65 yaş üstündeki bu yurttaşlarımıza hak ettikleri desteklerin verilmesi gerekiyor. Çalışıyor göründükleri için yapılan sosyal güvenlik kesintilerinin sonlandırılması, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaları için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na seslenen CHP Edirne Milletvekili Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu, hiçbir emekli keyfinden çalışmıyor dedi. Buradan Aile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı'na sesleniyorum. Bu yurttaşlarımızın mağduriyetini giderin. Siz Norveç'te bakanlık yapmıyorsunuz. Emekliler açlık sınırı altında yaşıyor ve karınlarını doyurmak için çalışmak zorundalar. Hiçbir emekli keyfinden çalışmıyor.